Merhaba yarışseverler. 21 Ağustos 2019 Çarşamba gündüz İstanbul Altılısı'nda yine karşınızdayız. İstanbul'da bugün 8 koşu var. Altılımız 3. koşudan başlıyor. 4 yukarı Arapların şartlı 5500 sentetiğinde koşacak olan ilk ayakta genelde kaba kumda başarılı yarışlar koşan 1 numaralı Akalp sondan bir önceki koşusunu İstanbul'da 1300 metre sentetik pistte koşup çok güzel koştu. 1001'in arkasında ikinci kalırken A Persen ve Sahip Bey gibi kaliteli isimleri geride bıraktı. Sentetikte de güzel koşular çıkaracağını bizlere göstermiş olan 1 numaralı Akalp, yetenekli aprantisi Mertcan Çelik ile benim favorimdir. Bence bugün altılının ilk ayında 1 numaralı Akalp bu koşuyu kazanabilir diyorum. İlk at olarak kuponlarımızı işaretliyorum. Son koştuğu 4 çim koşusunu hiç dikkate almadığı, çok sevdiği ve başarılı olduğu sentetik pistte koşacak olan 2 numaralı Dalicim, Sinan Özen'le benim ikinci atımdır. Bu ata çok dikkat edelim. Sentetikte bir başka koşuyor. 4 kere çim koştu, başarısız oldu. Bugün tekrardan sevdiği sentetik piste çıkıyor. 2 numaralı Dalicim'i sakın ihmal etmeyelim. İkinci atımda 2 numaralı Dalicim. Grubun en geç ismi olarak koşuya katılacak olan ama aynı zamanda da çok da kaliteli bir kumaşı olan 5 numaralı Şenhan. Abilerinin yanında birinciliğe uzanabilir. Benim üçüncü atım 5 numaralı Şenhan. Bu yarıştaki en yüksek handikap puanına sahip olan ve kaliteli Montego 6 numara. Dördüncü atım Mehmet Akyavuz'la. Ve son olarak da çalışmalarında çok iyi görünen 3 numaralı Gergin. Son koşularda güzel. Ferdi Kabayi dayı ile 5. ve son atım olarak kuponlarıma işaretlemek istiyorum. Altılımın ilk ayağını 1 numaralı Akalp, 2 numaralı Dalicim, 5 numaralı Şenhan, 6 numaralı Montego ve 3 numaralı Gelgin'i yazıp 5 atla geçmiş oldum. Altılımızın ikinci ayağına geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin Maiden 1400 çim koşusu. Bu koşuya baktığımız zaman koşu karakterleri tam oturmamış safkanlar bir arada tabii ki. Ama önlerde gitmeyi sevdiğini düşündüğüm son koşularında bunu gösteren 3 numaralı Hemedan. Son düzlükte hızlanıp alabildiği kadar avans alarak koşuyu en önde bitirmeye çalışacaktır. Bunu başaracak gücü ve kabiliyeti var derim. Ve benim de favorim 3 numaralı Hemedan. Rakip olarak 5 numaralı My Champion. Sprinter yapısıyla 1400'de daha yerinde yürüyebilecek, daha kuvvetli geleceği için ben ikinci at olarak 5 numaralı My Champion'u işaretliyorum. Yine güzel sprinte kalkan, sonlarda güçlü gelen 7 numaralı Starlike, Daniel Kaya ile 3. at olarak işaretleyelim derim. Ve son bir at, 4. bir at önereceğim. Ama isterseniz bu atı ilk at olarak da yazabilirsiniz. Sakın ama sakın bu atı yazmadan yarın altılı yapmayın. Muhteşem bir at. Son yarışında 1200'de en dış kulvardan roket gibi gelen, yaptığı o muhteşem sprintle herkesi kendine hayran bırakan, güzel eşkali olan 11 numara Mia Preziosa, Gökhan Kocakaya ile 200 metre daha uzun mesafe olan 1400'de bugün start alacak. En dış kulvardan da 11 numaralı Mia Preziosa koptu geliyor dedirtebilir. Mavi ağırlıklı formasıyla millete nasıl sprint atılacağını bugün gösterebilir. 11 numaralı Mia Preziosa'yı sakın olasınız ihmal etmeyin derim. Altılımızın ikinci ayağında 4 at yazdık. 3 numaralı Hemedan, 5 numaralı My Champion, 7 numaralı Starlike ve 11 numara Mia Preziosa'yı da işaretleyip ikinci ayağımıza 4 atla geçmek istedim. Ben bir tane de fantazi bir kupon yapacağım bugün. 11 numara Mia Preziosa'yı tek atacağım o kuponda. Küçük bir kupon olacak o. 3 yaşlı Arapların şartlı 4400 çim koşusunda 3. ayağımızda son koşusunda AGF tablosunda %57 ile Türkiye'nin teki olan 1.20'ye koşan 1 numaralı Aydar Ağası. O gün starttan 10 boy geç çıkınca başarılı olamadı ve bütün milletin kuponlarını yaktı. Bugün kalitesiyle ve göstermiş olduğu performans ile yine favori olmayı hak ediyor. Kuponların ilk ismi olarak 1 numaralı Aydar Ağası'nı işaretleyelim ama bugün artık tek atmayalım. Dilimiz bir kere bu attan yandı. Ne olur ne olmasın.
Tek atılmaz bu at. Son yarışında 1200'de sonlarda güçlü gelerek ikinci kalırken bugün için 1400'de daha rahat sprint mesafesini ayarlayacak Mehmet Kaya ile 3 numaralı Hazar Denizi çok güzel geldi. 1 numaralı Ayder Ağası'nın ilk rakibi bence 3 numaralı Hazar Denizi. Eğer Ayder Ağası beklenenin altında koşarsa, yine kötü bir gününde olursa, şanssızlık yaşarsa 3 numaralı Hazar Denizi bu koşuyu kazanır diyorum. Ve iki atla geçmiyorum. Son 3. ve son bir at daha önermek istiyorum sizlere. O atta çalışmaları çok iyi olan Gökhan Kocakaya ile Çim'de 2 defa koşup ikisinde de 1. olan 2 numaralı Uçan Beyhan. Kuponlarım bence olmazsa olmazı olsun. Buraya 3. at olarak da 2 numaralı Uçan Beyhan'ı işaret ettikten sonra altılımızın 3. ayağında 1 numaralı Ayder Ağası, 3 numaralı Hazar Denizi ve 2 numaralı Uçan Beyhan'ı yazıp 3 atla da geçmiş olalım. Altılımızın 4. ayağına geldiğimiz zaman kısa vade 8900 çim koşusu. Devamlı birbirleriyle koşup birbirlerini geçebilen 3 isim var. Ahmet Çelik ile start alacak olan 1 numaralı Depository, Gökhan Gökçe ile bütünleşen 4 numaralı Stallion Falcon ve Yaşlı Kurt, Kalite, Akın Sözen ile 3 numaralı Blaze to Win. Bu 3 isim devamlı birbirleriyle koşuyorlar. Ya o onu geçiyor ya o onu geçiyor. Bugün kimin kimi geçeceği belli olmaz. Yalnız benim burada dikkatimi çeken bir şey var. 1 numaralı Depository, 3 numaralı Blaze to Win ve 4 numaralı Stallion Falcon'u kuponlarıma yazdım. Hiç sevmediğim şey olan pencere, 2 numaralıyı pencere bıraktım. Ne zaman pencere bıraksam hep oradan yatarım ben. O yüzden 2 numaralı oradan arıyor. Özcan Yıldırım'la pencereyi kapatmak amaçlı işaretleyip altılımın 4. ayağını 4 atla 1, 2, 3, 4 diyorum. 4 atla da geçiyorum. Altılımın 4. ayağını 4 atla geçmiş oluyorum. 5. aya geldiğimiz zaman Grup 2 1400 çim 3 yaşlı Araplar son koşusunda bir türlü aradığı yolu bulamayan. Dışarı çıktı, önü kapandı. İçeri girdi, yol bulamadı. Sonra iki atın arasında kaldı. Son yüzde ancak önü açılabildi. O son yüzde önü açılınca fırtına gibi bir sprinte kalktı. Uçtu adeta. Ama birinci olan Sürgüntay'a yetişmesi artık imkansızdı. O gün için Ahmet Çelik'le ikinci kaldı. Bugün için Ahmet Çelik'in daha güzel binip zamanında uçuracağı 3 numaralı baş hükümdar bugün bu koşuyu kazanacak güce sahip olmasıyla benim favorimdir. 3 numaralı baş hükümdar bugün bu koşuyu kazanacak diyorum. Halis Karataşlı 6 numara Sürgüntay'a rağmen ben bugün baş hükümdarsız altılı yapmam diyorum. İlk atımda baş hükümdar, siz de baş hükümdarı muhakkak kuponlarınıza yazın derim. Halis Karataş'ta start alacak olan 6 numara Sürgüntay. Yazmadan olmaz. Kuponların olmazsa olmazı olan kaliteli bu tayı koşunun muhakkak favorisi çıkacak. AGF'de de ilk at çıkacak. Ama benim bugünkü ikinci atım 6 numaralı Sürgüntay Halis Karataş'la. Ve ben buraya yine bir tane sürpriz isim, son bir isim önermek istiyorum. Son olarak önceki yarışında Sürgüntay'ı ve baş hükümdarı geçmeyi başarmış olan. Son yarışında ise Sürgüntay ve baş hükümdarın arkasında boyun farkıyla 3. olan 2 numaralı Baba İsmail galoplarında ayakları yere değmiyormuş. Ve herkesin çok beğendiği bu 2 numaralı Baba İsmail benim 3. ve son atımdır. Kuponuma 5. ayakta 3. at olarak 2 numaralı Baba İsmail işaretliyorum. 5. ayağımızda 3 atla geçtim. 3 numaralı baş hükümdar, 6 numaralı Sürgüntay ve 2 numaralı Baba İsmail yazıp altılımızın 5. ayağını da 3 atla geçmiş oldum. Altılımın son ayağına geldiğim zaman 4 yukarı Arapların handikap 16 2100 çim koşusu. Son koşusunda yine bugünkü mesafesinde 2100'de koşan ve Çelikman gibi kaliteli bir isimle fotoya kafa burun giren, diğer rakiplerine uzak ara ayıran ve o gün için baş farkıyla Çelikman'ın arkasında 2. olan 3 numaralı Onurlu Efe. Çalışmalarında formunu daha da ileriye götürdüğünü bize gösterdi. Son zamanlarda atlara çok iyi binen yetenekli aprantisi Mustafa Kemal Kumbasa ile benim bugünkü bankomdur. Bugün son ayaktaki bankom 3 numaralı Onurlu Efe. Altılımızı şablonda baktığımız zaman ilk ayak 5 at, 2. ayak 4 at, 3. ayak 3 at, 4. ayak 4 at, 5. ayak 3 at, son ayak tek
720 oyun, 50 TL'lik bir oyun çıkardım. İstanbul'da altılım böyle. Herkese bol şanslar, çok kazançlı bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.